Merhabalar. Şimdi böyle bir formumuz var, bir giriş formumuz var ve şu alanlarda da girilmesi zorunlu alanlardır. Şimdi bu internet ortamında bankalarda olsun, bu satış sitelerinde olsun doldurulması gereken alanlarda arkadaşlar böyle boş olan seçenek kutularında yanında bir kırmızı yıldız olur. Doldurduğunuz zaman yeşile döner. Biz de arkadaşlar aynısını yapacağız. Şurası boş olduğu zaman buraya bir kırmızı yıldız gelecek. Dolu olduğu zaman da yeşil bir onay işareti gelecek. Ve hepsi için bunu arkadaşlar yapacağız. Yani girilmesi zorunlu olan alanlar için bunu yapacağız. Şimdi biz bunların hepsinin girilmesi zorunlu alan olarak düşünelim. Ve şu alana arkadaşlar biz bu işlemi yapmaya çalışalım. Şu C sütununu biraz daha böyle kısalım. Şimdi C2'yi seçtim. Buradan eşittir diyorum. Eğer B2 eşittir, boşsa noktalı virgül, tırnak içerisinde yıldız, noktalı virgül değilse de arkadaşlar buraya bir koysun ve Enter'la da şimdi bunu aşağı doğru çektim. Böyle seçiyorum tekrar arkadaşlar hepsini. Buradan koşullu biçimlendirmeye geldim. Hücre kurullarını vurguladan içerdiği metin buraya yıldız diyorum. Şuradan da arkadaşlar özel biçimden yazı rengini kırmızı yapacağım. Ve tamam dedim. Bakın kırmızıya döndü. Tamam dedi. Şimdi tekrar seçiliyken arkadaşlar yani buraya boşluğa tıklasak bile burayı seçiyoruz. Koşullu biçimlendirmeden yeni kural diyorum. Bakın burada renk ölçeği diye bir kutucuk var. Buna tıkladım. Simge kümelerini seçiyorum. Şuradan simge var. Buradan oku tıkladım. Bakın burada bir yeşil onay işareti var. Bunu seçtim. Diğerler için hücre simgesi yok diyorum. Şu arkadaşlar değeri 1 yapıyorum. Şurayı da 0 yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada şu yalnızca simge göster. Burası önemli. Burayı arkadaşlar tıklıyorum ve tamam diyor. Şimdi geliyorum buraya adı Ali diyorum. Aşağıya indim. Bakın yeşil onay kutumuz geldi. Kimlik numaramız 1111 dedik. Böyle arkadaşlar şöyle yapıyorum. Evet, şimdi silelim. Bakın yıldıza döndü. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu işimize yarar. Ben bunu kullanacağım. Hoşuma da gitti. Şimdi buraya ne diyelim? Ali Aslan olsun. Kimlik numaramız 1111. Doğum tarihimiz işte 10.05.1980 olsun. Doğum yerimiz Adıyaman olsun. Cinsiyetimiz erkek. Mesleğimiz ne olsun arkadaşlar? Yazılımcı. Değil. Evet. Bunlar böyle arkadaşlar. Yani sileriz. Hepsini burada silsek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası yıldıza döner. Tabi burada daha farklı metotlar uygulanabilir. Bunu böyle bırakıyoruz. Sadece ben size şu olayı göstermek için yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar ben bunu kullanacağım. Çok hoşuma gitti. İnşallah siz de kullanırsınız. Tabi siz bilirsiniz. Evet, görüşmek dileğiyle diyelim. Allah'a emanet olun.